Nasrettin Hoca fıkraları 1. Adam olmanın yöntemi nedir? Günün birinde hocanın da içinde bulunduğu topluluktan birisi adam olmanın yöntemi nedir deyince adamın nefes alması bile fırsat vermeden canım bunu bilmeyecek ne var elbette kulaktır demiş. Arkadaşların kulak canını anlamayanlar <laughs> demiş ki açıklama yapması istemiş. Aa bunu bilmeyecek ne var? Herhangi bir adam konuşurken onu can kulağıyla dinlemeli. Bu arada kendi ağzından çıkanı da kendi kulağa duymalıdır. Vallahi önemli bence de. Allah'ın rahmetinden kaçılmaz iki. Günün birinde bayraktan boşanıcısına yağmur yağmaktaymış. Elbette yağdığı vakit ya koşulur ya da bir yerlere sığınılır. Nasrettin Hoca da yağmurun yanaşında sokakların yalnızlığını pencereden seyrederken bir de bakmış ki kaçan bir adam. Hoca dikkatli baktığında bunun komşusu olanmış ve pencereyi açmış. Komşu komşu utanmıyor musun? Ne Allah'ın rahmetinden kaçıyorsun? Deyince adam koşmayı bırakmış. Yavaş yavaş evine doğru gitmiş. Bu arada adamın da ıslanmadık yeri kalmamış. Ertesi gün yine yağmurluymuş. Hoca efendi alışveriş için sokağa çıkmış. <laughs> Evine doğru giderken yine yağmur yayınca. Hoca efendi, hoca efendi demiş komşusu. Allah rahmetten kaçılmaz demişti. Şimdi kendin kaçıyorsun deyince. Hoca komşusu dönmüş ve be adam Allah'ın rahmetinden kaçmıyorum. Allah'ın rahmetini çiğnememek için koşuyorum demiş. <laughs> 3 altın olsa ne taş olsa ne bir yolculuk sırasında Nasrettin Hoca'nın yolu 1 ile düşer. Hoca orada bazı garipliklerle karşılaşır. Bunlardan biri bazı evlerin üzerine bayrak dikilmesidir. Sözü bir punduna getirerek sorar. Ya bazı evlerin üzerinde bayrak asılı. Bunun sebebi nedir deyince hep birazdan hocam o bayrak asılı evler küpte küp dolusu altın vardır derler. Bayrak dikilmesi sebebini öğrenen Nasrettin Hoca kocaman bir küp alarak kalmakta olduğu eve gelir. Dar küpün içerisindeki çakıl taşları doldurulmuştur. Yine adettenmiş evinde altın olanlar küplere karşı sohbet ederlermiş. Sıra Nasrettin Hoca gelince bakmış ki küpün içerisinde altın yerine çakıl taşları dolu. Misahirlerden birisi. Hoca efendi bu nasıl iş? Senin küpünde altın yerine çakıl taşları dolu deyince hoca ya komşular ne üzülüyorsunuz? Küpte yattıktan sonra altın olsa ne? Taş olsa ne? Fark eder ne? Nedir ki demiş. <laughs> da komik değil. Dört ayaklarını dörde çıkarabilirim. Nasrettin Hoca'dan hoşlanmayan komşularından birisi günün birinde yolu üzerinde durdurur ve bilmiş bilmiş konuşmaya başlar. E, hoca efendi senin için evliye aldı. Erdi diyorlar. Doğrusu inanamadım. Kerametim varsa dört erdi. Eşeğim iki ayakla yaptı. inanayım der. Adamın sözüne sinirlenen hoca ve adam ve eşeğin e, ayaklarını dörtten ikiye indirebilir miyim? Bilmem ama sen biraz daha konuşursan senin ayaklarını dörde çıkarabilirim demiş. <laughs> aynı merdiveni kullandı. Günün birinde hoca Akşehir'i ziyaret eden papazla tanışmış. Papaz ününü daha önce duyduğu için onu denemek istemiş ve hoca efendi bana söyler misin? Efendimiz Hazreti Muhammed miraca nasıl yükseldi demiş. Sorudaki inceliği anlayan hoca papaza soru sormuş. Papaz efendi, papaz efendi sizin peygamberiniz Hazreti İsa göğe yükselmedi mi? Papaz şaşkın vaziyette ne diyeceğini düşünürken hoca hemen cevabı yapıştırmış. Peygamberimiz Muhammed e, miraca giderken sizin peygamberiniz iyi saç hazırlanan merdiveni kullandı. Tam anlamadım yalnız. Yani niye merdiveni kullandı ben anlamadım. Bektaş fıkraları bir her şey Allah'tan. Bektaş'ın biri her gün kasabada her şey Allah'tan her şey Allah'tan diye mırıldanarak dolaşır durmuş. Bir gün kasabanın serseri delikanlarından biri yine böyle mırıldanarak dolaşmakta olan Bektaş'a arkasından sessizce yaklaşmış. Ensesine okkalı bir tokat atmış. Canı fena halde yanan Bektaş'ının pür hiddet dönüp kendisine ters ters baktığını görünce öyle ne bakıyorsun baba erenler demiş. Hani her şey Allah'tandı. Tabi demiş hep Bektaşi. ''Her şey Allah'tandı da, da ben hangi dey deyusu aracı ettiğine bakıyorum.'' <laughs> i̇ki hangisi sarı hangisi kırmızı. Bektaşi ya da Alevi iki öküzüyle tarlasını sürermiş. Kırmızı öküz az yem yiyip çok çalışırmış. Sarı öküz lanet mi lanet Çok germiş hem de tembelmiş. Bir gün öfkelenmiş Bektaşi. ''Ey Allah'ım'' demiş. ''Şu sarı öküzün canını al da kurtulayım.'' Baba erenler ertesi sabah ağır ne görsün kırmızı öküz sizler ölmüş. Sarı ise capcanlı. Dışarıdan bir çocuk varmış Bektaşi. E, çağırmış Bektaşi. Öküzleri göstermiş. E, bunların hepsi sarı. Hangisi kırmızı demiş. Çocuk göstermiş. Bu sarı bu kırmızı. Bektaşi'nin gözleri göğe çevrilmiş. İmanım demiş. Bacak kadar çocuk renkleri biliyor da sen ayıramıyor musun? Aaa. Kendisine söylüyor bunu. Niye gökyüzüne bakıyorsun? <laughs> ben de başka bir şey anladım. Üç şimdi yalnız kaldım. Bektaşı dalıp gitmişti. Güzel ve sakin havada tanrılı... Tanrı baş başaydı. Belli ki Tanrı ile helalleşiyordu. Halleşiyordu pardon. Onun dalgınlığını izleyen yanındaki masada oturan e, merakla sordu. Dalmış gitmişsin. Kimi kimsen yok bir yalnız mısın? Daldı ayrılmak zorunda kalan Bektaş. Asıl şimdi yalnız kaldım. Ay. Dört orasını Allah bilir. Şarap yapmak yasaklanmış. Sıkı bir kontrolle şarap yapan yakalandığında kellesi vuruluyormuş. Bağ bozumu vakti geldiğinde Bektaş Üzümler'in suyunu küplere doldurmuş. Durumdan haberdar olan hükümdar Bektaş'ın küplerin başına geldiğinde hiddetle sormuş. Üzüm suyu küplerin niçin dolduruldu? Bektaşi yakalanmışlığın telaşıyla cevap vermiş. Dolduruyorum ki orada sirke olsun. Hükümdar biraz yumuşayarak yeniden sordu. Sirke dersin ama ya şarap olursa? Hükümdarın yumuşadığını gören Bektaşi orasını Allah bilir demiş. 5 <laughs> itibar. Softanın biri Bektaşi'nin önüne geçmiş. Ey erenler iyisin, hoşsun, ilim, fan sayısın. Bir de oruç tutup namaz kılsan. Bizim nazarımıza da itibarın olur o zaman demiş. Bektaşi gülümsemiş. Sizin nazarınıza itibar kazanmak için Tan önündeki itibarımız edilemem demiş. Karadeniz fıkraları bir ceset temel yere dursun gece bekçileriymiş. Tam konservatoryumun önünden geçerken orada bir adamın ölü yerde yattığını görmüşler. temel ters açmış polise bildirecekken dursuna demiş ki Ula konservatoryum nasıl heyecanlanır? O da demiş ki bilmiyorum. Temel de o zaman bu ölüyü eczanenin önüne çekelim. Ben bunu anlamadım. Bir de konservatoryum bilimsel tekti hakemli bir dergidir. Ne alaka yani? Mı? Neyse. iki Pilot Temel. Bir gün Temel uçak pilot olmuş giderken sağ kanadı yanmış uçağın. Sonra demiş ki kaptanımız Temel konisiyi e, sakın telaş etmeyin demiş. Aradan beş dakika e, geçmeden uçağın sol kanadı yanmış. Sonra Temel kaptanımız Temel konisiyi sakin e, telaş etmeyin demiş. Sonra düşmeye başlamış Temel. <laughs> Kaptanımız kondu şimdi atlayabilirsiniz demiş. 3. <laughs> penguen. Temelle dursun bir gün sokakta bir penguen bulmuşlar. Karakola götürmüşler. Komiseri onunla hayvanı çabuk hayvanat bahçesine götürün demiş. Akşama doğru pencereden dışarı bakarken temelle dursun penguen ortalarını almış gezdiriyorlarmış. komiseri açıp demiş ki pencereyi. E, ula uşaklar ben sizi o hayvanat bahçesine götürün demedim mi? Temel ile dursun kızgın bir şekilde ki tamam götürdük de şimdi sinemaya götürüyoruz demişler. <laughs> 4. Z harfi Temel mahkemede hakim uzanıyor. Geçmiş hakim sormuş oğlum ismin ne Temel? Z yok demiş. Hakim de E oğlum Temel isminde zaten Z harfi yoktur demiş. Temel hemen karşına vermiş. E biz ne dedik? 5. <laughs> garaj. Hava çok karlı. Radyodan her gün yayın yapılıyormuş. Bugün yollar karlı. Yolların buz tutma ihtimali var. O yüzden sağ taraftan gidin. Sol taraftan gidin. Ya da. Temel bu yayınlara göre sağ ya da soldan hareket ediyormuş. Ee, yine yağışlı bir gün. Radyoda yine yayın yapıyormuş. Kadın bugün yollar yine buzlu. Su şu taraftan gidin derken yarın kesilmiş. Temelde e, Fadime'ye dönmüş. Kaçan kadın açıklama yapmadı, yayın kesildi. Şimdi arabayı ne tarafa çekelim? Fadime hemen cevap vermiş. Uşakım, bugün bırak arabayı garajda kalsın. Anlamadım. Anonim e, deli fıkraları yani bir şey yok, başlığı falan da yok kendim topladım. İki deli tımarhaneden kaçmak için plan yapmışlar ve arkadaşlarına akşam kaçacaklarını söylemişler. Dedikleri gibi kaçmışlar. Ertesi gün herkes alarmda tabii ki. Bu delileri arıyor. Akşama doğru iki deli tekrar tımarhaneye gelmişler. Arkadaşları sormuş. Madem kaçtınız niye geri döndünüz? Cevap vermişler. Bu provaydı. Yarın akşam kaçacağız demiş. <laughs> İki sinemaya girmek istiyormuş. Gişeden biletini almış. Birkaç dakika sonra bir tane daha almış. Bir tane daha almış sonra. Gişedeki görevle dayanamamış. Kara borsa yapıyorsun galiba. Bu kaçıncı bilet alışım demiş. Deli öfkeyle demiş ki içeride bir deli var. Tam kapıdan geçti biletini alıp yırtıyor. Ben de yenisini almak zorunda kalıyorum. <laughs> Kendisi mi? 3. Bir deli yataktan düşmüş. 2 saat sonra tekrar düşmüş. Sonra şöyle demiş. Allah'tan kalkmışım yoksa kendi üstüme düşecektim. 4. <laughs> bir gün bir bilim adamı yılbaşı nedeniyle hastanede gezip akıllanan delileri salmaya karar vermiş. Bir sürü hastaneye gezmiş fakat akıllandığına kanaat getirilen deliye rastlamamış. Sonunda bir tanesine gitmiş. Bakmış ki bütün deliller zıplıyor. Onlarla ilgilenen doktorları sormuş. Bunlar niye böyle zıplıyorlar? Doktor bunlar kendilerini mısır patlağı zannediyorlar demiş. Bir de bakmışlar ki bir tanesi zıplamadan yatan sabit şekilde duruyormuş. Hemen ona yaklaşarak sormuş. Sen neden zıplamıyorsun? Ben tavaya yapıştım. Demiş. <laughs> Beş, iki deli havuzun başına oturuyorlarmış. Biri kalkıp havuza şeker atmış. Havuzdan bir yudum almış ve tükürmüş arkadaşına. Havuza şeker attım ama tatlı olmadı demiş. <laughs> Arkadaşı da karıştırmadın ki salak demiş. 6. <laughs> delinin biri kuyuya taş atmış. Yüz akıllı çıkarmaya çalışmış, çıkaramamış. Sonunda delinin diğeri de ilkine demiş ki e, akıllıların ne yaptığını sormuş bunların hepsinin yani diğerlerinin. Birinci deli de elindeki taşı kuyudan çıkarmaya çalışıyorlar demiş. Bu aslında çok güzel bir e, fıkra. Çünkü neden? Biri yanlış yaptığında e, diğerleri onun kapamaya çalışıyor. Ama aynı yanlışın içine düşüyorlar aslında. Çünkü neden? onlar da taş atarak çıkarmaya çalışıyor. Bak burada güzel bir sanki incelik var. 7. Ters tuttuğu çiviyi bir türlü duvara çakamayan deliye başka bir deli şöyle demiş. Boşuna uğra uğraşıyorsun. O çivi karşı duvarın. <laughs> Erivan Radyosu fıkraları. Bunların da başlıkları yok. Bir, Erivan Radyosu'nu sormuşlar. Mayakovski'nin intihar ettiği doğru mudur? Erivan Radyosu cevaplamış. Evet doğrudur. Son sözleri bile kayda geçmiştir. Vurmayın yoldaşlar. Kesinlikle anlamadım. O yüzden Mayakovski'ni araştırdım. Fütürizm akımına etkilemiş bir sanatçıymış kendisi. Rus şair. Dönemini oldukça etkilemiş oyun yazarlı oyunculuk yapmış. İre ilgi duymuş, siyasete girmiş. Birinci Dünya Savaşı'nda 3 yılın ardından gelen Ekim Devrimi ni yürütmüş diyelim. 1920'li yıllarda da dergilere başlamış dergide yazmaya. 1930'da da intihar etmiş. Mesela Sol Marş şiirinde şöyle diyor. Yok ederek sefaleti aşarak acı denizleri vurun teknenizi milyonlarca. Şu alçak kiralık katilleri devirin çeliş dalgalarınızla. Peki. Sanırım bu şiiri atıf yapıyor. 2. Ermeni radyosuna sormuşlar. Sosyalist Rusya'da aynı ABD'deki gibi ifade özgürlüğü olduğu doğru mudur? Eylüvan radyosu cevaplamış. Prensipte evet. ABD'de beyaz sarayında durup kahrolsun Reagan diye bağırabilirsiniz. Ve bunun için cezalandırılmazsınız. Aynı şekilde Moskova'da Kızıl Meydan'da durup kahrolsun Reagan diye bağırırsın bilirseniz bunun için cezalandırılmazsınız. <laughs> yani karşıt mı olmanız gerekiyor cezalandırmamanız için? Rusya bana da bir sert gözüküyor ya. Yani daha mesela Amerika öyle değil. Gerçekten öyle. Erivan 3. Erivan Radyosu'na sormuşlar. Açık bir pencere yatmak iyi midir? Erivan Radyosu cevaplamış. Evet ama kadınla yatmak daha iyidir. Üff. 4. Erivan Radyosu'na sormuşlar. Yoldaşlar savaş olacak mı? Erivan Radyosu cevaplamış. Hayır ama her şey Yerli bir ededikten sonra barış mücadelesi olmayacak. Nasıl savaş olmuyor ama her şey yerli bir oluyor. Politikadan mı söz ediyor? Politika herhalde öyle. Erivan radyosuna sormuşlar bir atom bombası sevgili şehrimiz Erivan'ı tüm o muhteşem binaları ve güzel bahçeleri yok edebilir mi? Erivan radyosu cevaplamış prensipte evet ama Moskova çok güzel bir şehir. Yani e, Moskova'yı mı yıkıyorlar şu an? Yine politik bu. Zaten hepsi politikte. Erivan Radyosu'nun sormuşlar. altı mıydı? Deniz olmayan Ermenistan'ın neden Denizcilik Bakanlığı var? Denizimiz mi var ki? Erivan Radyosu cevaplamış. Azerbaycan'a inat olsun diye. Onlar da Kültür Bakanlığı kurdular. <laughs> Kültürleri mi yoktu? Bizden mi örnek aldılar? Her yerde olmaz mı bu ya? Aa, ol, olmuyor herhalde. Bilmiyorum. 7. Erivan Radyosu'na sormuş. Hiç domuzlar kel olur mu? Erivan Radyosu cevaplamış. Prensipte siyasi soruları asla cevaplamıyoruz. Aaa. Kız Erivan Radyosu'na sormuşlar. Grigori Grigoyevich Grigoriyev'in Moskova'daki tüm birlik şampiyonasında lüks bir araba kazandı. Doğru mudur? Erivan Radyosu cevaplamış. Prensipte evet. Ancak özellikle o kişi Grigori Grigoriyevich Grigoriyev değil. Vasily Vasilyevich Vasilyev. İkincisi o Moskova'daki tüm birlik şampiyonası değil, Small lensteki kolektif çiftlik sporları festivaliydi. Üçüncüsü o araba değil bisikletti ve dördüncüsü kazanmadı, çaldırdı. Çaldırdı mı? Çaldı yani gibi. Grigori Grigoryevich Orlov diye biri var ama bu söylediği insan yok yani. Mesela Vasily Vasilyevich diye de biri var. Ee, bir prensmiş Moskova'da, büyük bir prensmiş uzun adı yine yok. Bence hani öylesine bir şey yani bu. Herhangi bir kişi. 9. Erivan Radyosu sormuşlar. Rusya'da hayat ne zaman iyi olacak? Cevaplamış Erivan Radiosu. Rusya'da hayat zaten daha iyi olmuştu. Önceden iyiydi şimdi. I -ı. Osman Aydoğan'ın fıkraları 1. General Eisenhower ne biliyor? Normandiya çıkarması General Eisenhower komutasındaki İngiliz Amerikan Kanadalı Fransız askerle birliklerine oluşan müttefik kuvvetlerinin e, hücum harekatıdır. Felaket 1944'te başlar ve e, Fransız kıyı şehri olan Normandiya'nın sahillerine binlerce asker çıkar. Başlangıçta hızla ilerlerler ancak e, bir hatta gelince dururlar. Neden durdu diye meraklanırlar generaller ancak nedenini bulamazlar doğrudan Eisenhower'a da soramazlar ve şöyle derler. Harekatın neden durduğunu bilse bilse onun şoförü bilir. E, şoförüne ulaşır biri. E, durması konusunda Eisenhower'a ne düşündüğünü sorar. Şöyle cevap verir. Vallahi Eisenhower'da durup durup ikide bir bana soruyor şimdi ne yapacağız diye. Günden bundan ibarettir. <laughs> iki büyük muhtar günlerden bir gün bir köyün muhtarı köylüye haber salmış. Cuma günü namazdan sonra köylüyle konuşacağım. Cami çıkışında köylü meydana toplansın demiş. Ve herkesi merak salmış acaba ne konuşacak diye. Kimse tahmin edememiş. Sonra da demişler ki bilse bilse hanımı bilir. <laughs> Muhtarın hanımı da vallahi beyler ben bir şey bilmiyorum. Muhtar bey son günlerde çok dalgın düşünceli demiş. Yapacak bir şey yok başlamışlar. Cuma gününü beklemeye. Cuma günü gelmiş. <laughs> ses yayını kurulurmuşlar falan. Ezan okunmuş. Köylüler namazını kılmış. Cami çıkışında toplanmışlar. Pandemi ortamına rağmen labelep doldurmuşlar meydanı. Muhtarı beklemişler. Muhtar çıkmış kürsüye elini sertçe vurmuş. <laughs> Öyle bir ses çıkarmış ki kof kork korkudan zıplamışlar. <laughs> Mustafa Kemal Paşa büyük adamdı fakat öldü demişler. <laughs> Sonra tekrar Kürs diye yumruk indirmiş. Yine zıplamışlar herkes korkudan. <laughs> Bu sefer de İsmet Paşa büyük adamdı diye ama o da öldü diyerek <laughs> E bu sefer yumruğunu yavaşça yumuşak e, bir ses, yumuşakça indirmiş ve sıkı, yumuşak bir ses tonuyla şöyle demiş. Arkadaşlar son zamanlarda kendimi iyi hissetmiyorum. Neydi şimdi bu? <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Bir istifa hikayesi. Yüzyıllar önce Papa bütün Yahudilerin Roma'yı terk etmelerini gerektiğinde karar vermiş. Doğal olarak Yahudilerden tepki gelmiş. Bunun üzerine Papa toplumun önünde gelen birisiyle dini müzakere yapması önermiş. Müzakereye Yahudiler kazanırsa kalacak, Papa kazanırsa gideceklermiş. Yahudiler kabul etmişler ve Moise seçmişler. Mois'in papa ile aynı dili konuşaması nedeniyle e, işaret dili kullanması teklif edilmiş, papa da kabul etmiş. Müzakere günü geldiğinde yerlerini almışlar. Papa elini kaldırarak üç parmağını göstermiş. E, buna karşılık Mois tek parmağını kaldırmış. Parmaklarını sallayarak başını etrafta çevirmiş, Mois de parmağıyla yeri işaret ederek oturduğu yeri göstermiş. Papa e, bir parça ekmek ve şarap çıkarmış. Moiz de elma çıkarmış. Bunun üzerine ayağa kalkarak ben pes edeyim. kalabilirler demiş. Papa'nın etrafında toplanan kardinaller ne olduğunu sorunca. Papa demiş ki ben önce 3 parmağımı gösterip kutsal ışığı işaret ettim. Buna karşılık tek parmağını gösterip her iki dini tek tanrıya tanıdığını söyledi. Ben parmaklarımı sallayıp başını etrafı çevirip tanrının bizim etrafımız olduğunu gösterdiğimde o da oturduğu yeri işaret ederek tanrının onların durduğu yerde olduğunu işaret etti. Ben kutsal ekmek şarap çıkardım. Günahlarınızı başladığını göstermek istediğim zaman da, o da elme çıkarıp ilk günahı hatırlattı. Adamın her şeye bir cevabı vardı. Ne yapabilirdim? <laughs> Tabi aynı sıralarda Yahudi cemaatinde Moiz etrafını sarmış Onu nasıl başardığını da soruyorlarmış Moiz demiş ki Bana önce 3 parmağını gösterip 3 gün içinde Burayı terk etmemizi istedi Ben de ona bir tekimizin bile ayrılmayacağını söyledim Sonra bütün şehrin Yahudilerden temizleneceğini söyledi Ben de hiçbir yere gitmeyip o, Olduğumuz yerde kalacağımı söyledim Sonra ne oldu demişler Valla sonrasında ben de anlamadım Adam hiddetlendi öğle yemeğini çıkardı Ben de benimkini çıkardım hepsi bu <laughs> Peki istifa ile ne alakası vardı bu başlığın? Türkiye'de bir bakan, politikacının pazar akşamı Ceren'den istifa olayı varmış. Sanki askerlikteki mecburi hizmet bakanlığı da varmış, sanki yasalarda bir engel varmış gibi Cumhurbaşkanı istifa kabul etmedi diye aynı politikacı hiçbir şey olmamış gibi iki saat içerisinde tekrar göreve başlamış. Ve Türkiye iki saat içerisinde Ceren'den bu istifa geri dönüş hikayesini iki günden beri konuşuyor. Peki bu istifa gördü. Dönüş hikayesine ne anlamlar çıkarıyor buradaki fıkradan? Bu durum e, hiç de fıkradaki papanın anladığı gibi derin anlamlı değil. Fıkradaki Moiz'in anladığı kadar basit aslında. E, bu istifayı geri dönüş hikayesinin Moiz'in anladığı gibi anlatayım. 16 Nisan 2017'de gerçekleşen halk oylamasında yeni anayasa kabul edildi. Yeni anayasaya göre 24 Haziran 2018'de e, seçimler yapıldı yeni anayasa gereği e, ülkede başbakan yok. Bakanlar kurulu da yok. Bakanlar kurulu olmayınca da hükümet yok. Yeni anayasa gereği işleri servet denetleyici meclis de yok. Sadece cumhurbaşkanı onunla ayrı ayrı bağlı bakanlar var. Bakanlıkları koordine edecek ve onları denetleyecek bir kurul, bir makam, merdiven, meclis yok. Cumhurbaşkanı hem devlet başkanı hem bakanların ayrı ayrı başkanı hem parti başkanı hem asrın lideri. Hastaneler ifaz düzenlenmesi Suriye, Afrin, İdlib, Libya, Korona, Kolonya. <gülüyor> derken <gülüyor> Cumhurbaşkanının başını kaşıyacak vakti yok. Yani şu bakanlıklar koordinesi denetimsiz müstakil olarak çalışıyor şu anda. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karardan İçişleri Bakanlığı'nın e, aldığı karardan Sağlık Bakanlığı'nın falan Büyükşehir Belediye'nin haberi yok. Şu ana kadar Türkiye miras yedi gibi babasından kalan parasını yemesi gibi Cumhuriyet'in kuru düzen sayesinde bu noktaya kadar yiye yiye geldi. E, artık kalmadı düzen yok. Bu hikayedeki papa gibi derin anlamlar yükleyecek hacet yok. Ahmet Kayasan'ın fıkraları 1. Ölüler çiçek koklamaz. Amerikalı bir iş adamı bir Çinli ile alay ederek sormuş. Ölülerinizi mezarınıza koyduğunuz pirinçleri ne zaman yiyecek? Çinli başını kaldırmadan cevap vermiş. Sizin ölüleriniz koyduğunuz çiçekleri kokladığı zaman. <laughs> yani hiçbir zaman mı? <laughs> 2 bir öküz uğruna oğlunun okuması için çiftliğindeki bir inekleri satan köylü bir şey öğrenemediğini görünce ne bahtıdanmışım diye söylenmiş. Bir öküz uğruna ne inekler feda ettim. <laughs> ya şimdiki eğitim sistemi. Kedi nereden bilsin? 3 Adamın biri kendi fare zannettiği için akıl hastanesine düşmüş. Tedavisi bittikten sonra doktor sormuş. Şimdi sen fare misin insan mısın? Fare olurum doktor bey ben bir insanım. O zaman artık gidebilirsin iyileşti demiş. Deli kapıdan çıkmış. İmdat diye bağırarak tekrar içeri girmiş Doktor ne olduğunu sorunca. Bir kedi gördüm ondan korktum demiş. Hani sen bir fare e, değildin demiş doktorda. Ben fare olmadığımı biliyorum da kedi nereden bilsin demiş. <laughs> Dört babam dışarıda. E, bunu okumayayım. E, 4- Meslek sırrı. E, yargıç hırsı da şöyle sormuş. Söyle bakalım soydun dükkanı nasıl girdin? Hırsızız. Biraz düşündükten sonra efendim biz buraya yargılanmaya mı, yoksa meslek sırrını vermeye mi geldik? <laughs> Hay beş gerçekten ölüymüş. Müşteri otel görevlisini çağırarak çıkışır. Odalarımız temizdir. Pire yoktur. Bakın şuna demişler. Görevli eğilip bakmış. Evet ama o pire ölü. Müşteri boynunu ökmüş. Görevli de gitmiş. Ertesi sabah otel görevlisi sormuş. Nasıl rahat uyudunuz mu? Valla uyuyabilseydim rahat ederdim ama o ölü pire yok mu? Ne olmuş o ölü pire demiş. Yo siz haklıymışsınız. Gerçekten ölüymüş o pire. Fakat cenaze ölen o kadar kalabalık oldu ki eşi dostu akrabası falan. Bütün pireler Hazırlı törende. Hamza Yıldız'ın fıkraları 1. Bunların da başlıkları yok. Bir bilim adamı pirelerle deney yapıyormuş. Pireye sıçra. Sıçra diyormuş. Sıçıyormuş. Kanatlarını koparıyormuş. Bir daha söylediğinde yine sıçıyormuş. Ve raporunu şöyle yazıyormuş. Pire kanatlarını kopmuş olarak zıpladı. Ayaklarını koparıyor ve sıçra diyor. Pire zıplayamayınca ikinci raporu şöyle yazıyor. Pire ayakları kopunca kulakları duymuyor. <laughs> bir saçma geldi ama iki ünlü bir sopranonun konserine giden baba oğul ilgiyle konseri dinliyorlarmış. Ee, bir ara çocuk babasına merakla sormuş. Baba öndeki amca elindeki sopayla niye kadını korkutuyor? Baba korkutmuyor oğlum yönetiyor. E ee, peki o zaman kadın niye avaz avaz bağırıyor? Tamam da bunun konserle ne ilgisi var? 3. <laughs> küçük Ahmet bakkala öfkeyle sordu. Neden hep küçük yumurta veriyorsun? Taşıması kolay olur da ondan dedi adam. Ahmet eksik para verip yumurtalar alıp giderken bakkal seslendi. Ama eksik verdin. Çocuk arkasını binerek para daha çabuk sayılır da. <laughs> 4. Nuri okuldan eve gözü mosmor dönmüştü. Annesi çıkışta. Aşk olsun yine mi dövüştün okulda? Şey büyük çocuğun küçük çocuğu dönmesine engel olmaya çalıştım anneciğim. Aferin bak bu cesaret işe. Kimdi o küçük çocuk? Nuri gayet sakin ben. 5. <laughs> vurdum duymaz bir adamın evi yanmış. Komşusu yanına koşarak gelmiş. Koş efendi evin yanıyor. Adam sakin de cevap vermiş. Ev işlerine karın bakıyor. <laughs> evet sebebi anlaşıldı. 6. Sunan'ın başı ağrıyormuş. Doktor çağırmışlar. Doktor hap vererek demiş ki bu hap şimdi senin baş geçirir. Peki onu kolay yutabilir misin? Kolay yutmasını yutarım da hap mideme girdikten sonra başıma giden yolu nereden bulacak? 7. <laughs> lüks bir lokantada müşterilerden biri önüne konu yemeği görünce bağırmaya başlamış. Ben bu baklayı yemem. Çabuk bana şef garsonu çağırın. Yan masada oturan adam dudak bir kere cevap vermiş. Fayda etmez. O da yiyemez. Komik bir şey de var ben mi görmüyorum? 8. Ressam iki ar arkadaş sergide bir tabloyu seyrediyormuş. Biri şuna bak güneşin doğuşunu ne güzel canlandırmış. Öbürü de düzeltmiş. İmkanı yok. Mutlaka güneşin batışıdır. Belki öyledir ama nasıl oluyor da bu kadar kesin konuşabiliyorsun? Ressamı tanırım. Sabahları 11'den önce kalkmaz. <laughs> Karısı mı? Ya da kocası mı? <laughs> Oğuz Reşat Spahi'nin fıkraları. Üçü de. Avukat müvekkiline telgraf çekmiş. Başınız sağ olsun. Karınızın gömülmesini mi, mum yalanmasını mı yoksa yakılmasını mı sağlayalım? Ertesi gün cevap gelmiş. Emin olmak için üçü de yapılsın. <laughs> 2. Vakalık e, mantar zehirlenmesi serisi. Hey dostum iyi haberini aldım. Evlenmişsin. Evet bu dördüncü oldu. E, üçüne ne oldu peki? Üçü de öldü. Yapmaya üzüldüm. Nasıl oldu peki? İlk karım yediği mantardan zehirlenmek gördü. Korkunç şey bu. Peki ikincisi o da mantar zehirlenmesin öldü. Tanrım ne kaderin var mı senin ya? Üçüncüsü yoksa o da mı? Hayır hayır. O boynu kırılarak öldü anlıyorum. Kazardı yani. Hayır mantarları yemedi. <laughs> Üç adam ar arkaya geç pardon. Bir adam e, sabah yürürken ilginç bir cenaze kafilesi fark etmiş. Önde giden köpekli adam arkasında bir tabut. 10 metre arkadan gelen başka bir tabut. Tek sıra olmuş yaklaşık 200 adam. Tuhafına gitmiş kafilenin başındaki adam kuşkusuz cenazenin sahibi olduğunu düşünüp yanına yaklaşım şöyle sormuş. Beyefendi üzüntülü gününüzü hatırlatmak istemem ama ölenler neyiniz oluyor demiş adam. Öndeki karım arkadaki de kayınvalidem. Vah vah başınız sağ olsun nasıl oldu demiş. Köpeğim karıma sağlarıp öldürdü. Kayınvalidem karıma yardıma gelmiş. Onu da öldürmüş. Köpek. Adam biraz düşündükten sonra sormuş. Beyefendi köpeğinizi ödünç alabilir miyim? 4. <laughs> sadrazam hamamda. Günlerden bir gün hamama gideceği tuttu. Sadrazam hazretlerinin bir yanında birinci veziri. Bir yanında ikinci, bir yanında üçüncü veziri. Sonra efendime söyleyeyim. Peşkirci başısı, nalıncı başısı, sabuncu başısı. Velhasıl 400 kişilik kafile peşte mal takım girmişler hamama. Geçmişler kurnaların başına üçer beşer sadrazam derseniz kurulmuş göbek taşına yan gelip yatmış memlekenin en ünlü tellakları sarmışlar dört bir yanını. Kimi elini kapmış kimi bacağını bir keseleme sürtme faslı başlamış tam 12 saat sürmüş. 12 ünlü tellak incitmeden keselemişler. Hazretin mübarek vücudunu öylesine kir çıkmış ki sormayın her biri e, parmağım gibi. Ama e, aman efendim bu ne kir demeye kalmadan keselerin altında eriyip gitmiş. Koca sadrazam bütün mahiyet erkanını yerinden fırlamış. dünüz da devletli deyip tellaklara e, demiş. Tellaklar cevap vermiş. Biz yıkadık kesiledik. Devletin kirden ibaret olduğunu bilemedik. Suç bizde değil. Neyle Kir bitti. Sadrazam elden gitti. Bunu başka birim yazmış. Ümit Yaşar Oğuzcan. 5. Adını unuttum da genç adam yaşlı karı kocanın eline misafir olmuş. 75 yaşındaki amca karısından bir fincan çay isterken çiçeğin bardak verir misin demiş. Sonra hiç şeker lütfen diye eklemiş. Kendisine 65 yaşındaki tatlı karısını getirdiği tavşan kanı çayı çay alırken bebeğim sana çok zahmet oldu diye eklemiş. Genç adam yaşlı adamın karısına kullandığı sevgi sözcüklerinden etkilenmiş. E, amcacığım kaç yıllık evlisiniz diye sormuş. Yaşlı ama dinç adam 40 seneyi geçti evladım demiş. Genç adam vallahi maşallah Allah muhabbetinizi arttırsın. Sürekli çiçeğim, peteğim, bebeğim gibi sözlerle hitap ediyorsunuz. Yanı pembeleşmiş teyze doğru kaç yıldır bana böyle hitap ediyor deyip mutfağa yöneldiğinde yaşlı adam genç adamın kulağını doğru eğilerek çaktırma. iki sene önce adını unuttum ama hala hatırlayamıyorum demiş. <laughs>